Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ikinci gününe girilirken, Rusya tarafından gece başlayan balistik ve seyir füze saldırıları sabaha kadar devam etti. Karadan da ilerleme kaydeden Rus askerleri, Ukrayna ordusunun büyük direnişiyle karşılaştı. Akşam saatlerinde Sumi bölgesinde yaşanan yoğun çatışmalarda Ukrayna askerleri Rus ordusuna darbe vururken, bazı Rus askerleri askeri teçhizatları bırakarak ormanlık alanlara kaçtı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı. Arestoviç, yaptığı açıklamada, havaalanının artık kendi kontrollerinde olduğunu, 200 Rus çıkarma kuvvetlerinin yok edildiğini duyurdu. Ukrayna ordusu, Rus 11. Hava indirme Tugay'ından bir yüzbaşı ve bir onbaşıyı esir aldı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Zaluzny, Rusların ilk gün 30 tank, 130 zırhlı araç, 5 uçak ve 6 helikopter kaybettiğini açıkladı. Ukrayna makamları daha önce 7 Rus uçağını düşürdüklerini açıklamıştı. Rus ordusu, Ukrayna'nın Yılan Adası'nı işgal etti. Adaya çıkarma yapan Ruslar, adada bulunan 13 Ukraynalı sınır askerine teslim olma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusuna bağlı 13 kişilik birlik Yılan Adası'nda Ruslara teslim olmayıp 5 saatlik çatışma sonucunda hayatlarını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi. Zelenski, "Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık." Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor, dedi. Kostumul havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenski, bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil, ifadesini kullandı hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar, ifadesine yer verdi. Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle ki evlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun, ifadesini kullandı. Rus ordusu ise gece başarılı bir sızma harekatı ile her kuzeybatısında bulunan Mikolayiv bölgesini kontrol altına aldı. Rus ordusu birçok bölgeden saldırılarını sürdürürken, bazı cephelerde de ilerlemeler kaydetti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı değerlendirerek, Rusya'nın fazla kayıp verebileceğini söyledi. Ukrayna ordusunun denge üretmeye başladığını belirten Ağar, Rus ordusu ezip geçecek, hayır bugün Rusların girdiği yere karşı taarruz yapıp ele geçirdiği haberler var dedi. Ortada çok ilginç bir durum olduğunu aktaran Ağar, bu işin konvansiyonel bir kılıç kalkana dönüşmemesi gerekiyordu. Klasik Rus doktrinindeki 90 dakika hazırlık ateşinden sonra farklı mihverlerden paldır kültür girdi, hava indirme ve uçar birlik yaptı. Sanki namlu namluya hesaplaşmak ister gibi. Ezmek ve az zayiat vermek için gerekirse günlerce dövmesi, iç istikrarsızlık ve bölünme oluşturması gerekiyordu. Amerikalılar havadan Irak'a 6 gün dövdü, Ruslar 90 dakika hava saldırısı yaptı. Bedelini ağır zayiatla ödeyebilirler. Gelen bilgiler doğruysa rakamlar buna göre. Sanki Ruslar kayıpları göz ardı eder gibi dedi. Emekli amiral Cihat Yaycı, savaş durumunda Ukrayna ve Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyeceğini söyledi. Yaycı, mevcut durumda Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz savaşa dönüşmemiştir. Dolayısıyla sözleşme hükümleri çerçevesinde Türk boğazlarından geçişi kapatmayı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Ancak bir savaş ilanı söz konusu olduğunda Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesi Türkiye'nin savaşta taraf veya savaşa yakın bir durumda olmadığı durumda savaşan devletlerin gemileri hariç olmak üzere diğer devletlerin savaş gemilerinin geçişine bir engel olmadığını belirtir. Yani Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkarsa sözleşmenin 19. maddesi gereğince Rus ve Ukrayna savaş gemileri Türk boğazlarından geçemezler. Rusya bu gerçeği dikkate alarak Akdeniz'deki bir takım gemilerini şimdiden Karadeniz'e çekmiştir. Türkiye Montrö Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan yetkiyi kullanmak ve gereğini yapmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde Montrö Sözleşmesi kadük olur dedi.